dün çok kısa olarak Arap sosyalizminden bahsetmeye başlamıştık. Daha doğrusu komünizmin halkları nasıl etkilediğini ve bunun Arap dünyasına nasıl yansımasını ilk başta anlatmıştık. Gerçekten de normalde ülkelerde komünist kadroların oluşmasında Darwinizmin çok büyük etkisi oluyor. Hatta biliyorsunuz mesela Stalin normalde gençlik yıllarında bir din eğitimi almış bir insanken, dindar bir insanken, Darwinizmin etkisiyle kendi yazıyor bunu bu şekilde, kendi eserlerini ve kendisi anlatıyor. Darwinizmin etkisiyle imanını kaybediyor ve çok vahşice insanları katledebilecek, şehit edebilecek bir diktatör haline geliyor. İşte komünist kadroların oluşumunda gerçekten Darwinizmin o yüzden çok güçlü etkisi oluyor. Tabii ki biz mesela Kuzey Afrika Arap ülkelerine baktığımızda oradaki Arap sosyalizmin ilk oluşma esnasında bu bir gün içinde olmuyor. Yani bir anda orada mesela normalde Pax Ottoman'da, Osmanlı'daki bu barış ortamında İslam birliği içerisinde kendi birbirlerini severek yaşayan halklar bir gün içinde birbirlerine düşman haline gelip bir gün içinde birbirleriyle mücadele içine girip hemen böyle küçük küçük devletler oluşturup oradaki böyle çatışma ortamını oluşturmuyorlar. Bu bir zaman içinde oluyor. Nasıl oluyor? Biliyorsunuz Mekke Şerifi Hüseyin ilk önce Arap ayaklanmasını başlatmıştı Osmanlı döneminde. Ve onunla beraber teker teker Arap devletleri ayrılmaya başladı Osmanlı Devleti'nden. Ve bir ulusçuluk akımı yayılmaya başladı. Şimdi ulusçuluk akımının temeline baktığımızda ne var orada? Irkçılık var. Bir ırkın sadece kendi ırkıyla veya bir bölgede yaşayan insanların mesela sadece kendi bölgesinde yaşayan insanlarla beraber ayrı olma isteği var. Bu neden kaynaklanıyor? İşte bu Darwinizmden kaynaklanıyor. Normalde mesela büyük olmak, güçlü olmak, birbirine destek olmak, birlik halinde olmak, birbirini desteklemek çok daha kolay. Hepsini teker teker çok daha güçlü bir hale, çok daha güçlü yapacakken ayrılıp teker teker güçsüz küçük devletler oluyorlar. Hatta bu işte küçük devletin ilk başta biliyorsunuz başına Hüseyin geçiyor. Şerif Hüseyin geçiyor. Daha sonra o küçük devletler kendi aralarında daha da küçük devletlere ayrılıp Dünya Savaşları'nın da etkisiyle bölgeye gelen Fransız'ı ve dönemin sömürgecisi Fransa ve İngiltere'nin sömürgesi haline gelip orada yavaş yavaş Darwinizm ve diyalektik felsefe akımları yayılmaya başlıyor. Şimdi ne oluyor? Mesela bunu ilk önce 50'lerde biliyorsunuz General Cemal Abdülnasır Mısır Kralı'nı devirerek, çok vahşi bir ihtilaldi bu da, hemen kendisi başa geçiyor. Ve bunu işte Suriye, Irak gibi ülkeler izliyor. Ve bu ülkelerde ilk önce kanlı bir diktatör rejimi kurulmaya başlıyor. İşte bu kanlı diktatör rejimi normalde halk istemediği halde zorla oraya gelip kuruluyor. Ve ne oluyor? Burada mesela küçük küçük ilk önce kadrolaşma başlıyor. Kadroları teker teker sömürge devletlerinin de etkisiyle ilk önce Darwinizmle eğitmeye başlıyorlar. İşte Darwinizmle eğitilen mesela askeri kadro, Darwinizmle eğitilen politik kadro, eğitim kadrosu, işte halkla birebir bağlantıya geçecek olan kadro. İlk önce bu Darwinizmin etkisi altına girip aydınları da o şekilde fikirlerini değiştirip halkın o İslam'dan kaynaklanan güzel birbirine destek olan sıcak ahlakını değiştirmeye başlıyor. Dolayısıyla bu bölgeleri biz mesela 50'lerde 60'larda baktığımızda gerçekten aslında İslam devletleri gibi görünse de ve halkı Müslüman olsa da İslam ahlakının yaşanmadığını görüyoruz. Bu işte bu aşamalarla oluyor. Bir günde olan bir şey değil bu. Bir günde olan bir gelişme olmuyor. Ve biliyorsunuz hiçbir şekilde ılımlılık veya hiçbir şekilde halka şefkatle bakmak yoktur komünizmde. Dolayısıyla Arap sosyalizminde de bu yok. Bağız Partisi'nin de etkisiyle bölgede sürekli çatışmayı arayan, sürekli böyle halkı bir baskı altında tutmaya çalışan, her şekilde halk mesela karşı bir tepki göstermesi bile yine de halkı ezen bir yönetim şekli gündeme geliyor. Ve bu çok hızlı bir şekilde yayılıyor Kuzey Afrika Arap ülkelerinde. Hatta mesela hatırlarsanız sömürgecilerin yine etkisiyle bu Portekiz'de ama Ruanda'daki katliamda da ilk önce orada normalde ulus kavramı veya ırk kavramı bilmeyen insanlara mesela Hutu ve Tutsi kabilelerine ilk önce ırk kavramı öğretiliyordu. Onlar da daha sonra kışkırtılıp ırkçılıkla birbirlerine karşı bir ayaklanmaya geçip bir anda bir ırk diğerini katletmeye başlıyordu. İşte bu Arap sosyalizminde de bunun biraz daha sakinleştirilmiş, hatta Sovyet komünizminin biraz daha ılımlaştırmış bir modeli olarak kabul görmeye başladı. Ve özellikle Sovyetler Birliği'nin bölgedeki etkisiyle de özellikle askeri kadrolarında bu şekilde eğitilmesiyle bölgede etkili olmaya başladı. Ben bunu daha sonra devam edeceğim inşallah. İnşallah.